Herkese merhabalar. Akasis'e hoş geldiniz. Bugün bizlere ilham olacak konuğumuz Yunus Emre Gündoğmuş. Hoş geldin Yunus Emre. Hoş buldum, merhabalar. Nasılsın? İyiyim, seni sormalı. Ben de iyiyim. Bizi kırmayıp buraya konuk olarak geldiğin için çok teşekkür ederim öncelikle. Rica ederim, ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Yunus Emre Gündoğmuş kimdir? Akademik ve sosyal hayatında neler yapar? Bize biraz kendinden bahsedebilir misin? Tabii kısaca bahsedeyim. Aslında Yunus Emre Gündoğmuş bir istatistik dördüncü sınıf öğrencisi. Bir yandan bir girişimci, bir yandan da part-time olarak bir finans şirketinde riskçi diyebilirim. Şöyle ki şu an ben Marmara İstatistik 4. sınıf öğrencisiyim. Bir yandan Koç Finans'ta yarı zamanlı olarak riskin altında veri bilimcisi olarak çalışmaktayım. Bir de aslında geçtiğimiz yıllarda kurduğumuz bir startup var Samirify adında. Onun da CEO'luk. Teknoloji kısmındaki işleri yürüttüğüm bir görevim var. Aslında böyle hani sosyal hayatta da böyle gezmeyi çok seven, yeni yerler keşfetmeyi çok seven, yeni şeyler denemeyi çok seven bir insanım. İyi bir film ve dizi takipçisiyimdir. Onun dışında biraz grafiğine bir zevkim var. Barbiket ile alakalı araştırma yapmayı ve işte değişik denemeler yapmayı çok seviyorum. O şekilde aslında. Yani Yunus Emre Gündoğmuş hem akademik hem de sosyal olarak birazcık bu şekilde. Onun dışında bir de akademik olarak iki tane paper'ım var. IEEE'de yayınlanan. Onun dışında da bir tane paper'ım da şu an proceeding olarak kaldı. Onu da umarım ilerleyen süreçte birazcık daha ilerletebilirim diye düşünüyorum. Hani makaleler de yazıyorum yaptığım işlerle beraber. Yazılım, yapay zeka, veri bilimi gibi konulara ilgin olduğunu biliyorum. Peki bu konulara ilgin nasıl başladı? Çok merak ediyorum. Tamam, şöyle anlatayım. Şimdi ben aslında çok küçüklükten beri bilgisayarlarla işte bağ sahibim. Yani 7-8 yaşından beri bilgisayar başındayım. Ben küçüklüğümden beri aslında bilgisayar mühendisi olmak istiyordum. Hani sürekli olarak işte insanlar sorar ya böyle hani işte küçükken ne olmak istiyorsun? Ya ben de cevap hep fixti yani belirliydi. Bilgisayar mühendisi olacağım diyordum ben. Bilgisayarcı olacağım bir şekilde. Sonra üniversite sınavına girdim. Bilgisayar mühendisliği gelmedi. Hani işte kara kara ne yapsak falan diye düşünüyorduk biz de böyle. Sonra abim, hiç unutmuyorum. Emre de hani hiç, yani şöyle ki hatta şöyle söyleyeyim. Böyle biz oturduk çok hummalı şekilde bölümler araştırıyoruz. İşte burslu bölümlere falan mı bakıyoruz bilgisayar mühendisliği için. Abim normal yatakta yatıyordu. Biz aynı odada kalıyorduk abimle. Döndü, Emre dedi, boş ver dedi, istatistiğe bak dedi. Yani bir istatistik bölümüne bak dedi. Senin bilebileceğin bir şeyler var işte. Veri madenciliği konusunda birazcık bir baksana dedi. Ben baktım çok ilgimi çekti gerçekten ve dedim ki ya bu konuda gerçekten bir gelecek var dedi. Zaten çağımız veri çağı. Ben o zaman istatistik yazayım diye düşündüm. Ben üç tercih yaptım. Üçü de istatistik de işte birisi Marmara, birisi Yıldız Teknik, birisi de Mimar Sinan'daydı istatistik olarak yine. Marmara'ya gelmişti. Ondan sonra birinci sınıfta birazcık böyle artık üniversiteyi keşfetme hani o olur ya sınav döneminde çok kasarsınız. Sonra o bir yıl ilk bir yılda da birazcık daha sakin üniversite hayatını keşfetme, sosyal yaşamınıza önem verirsiniz. İlk dönem benim öyle geçti. İkinci dönemde de Uzay Hoca'nın düzenlediği bir eğitim vardı. Bu karmaşık sistemleri veri bilimi topluluğunun altında Sarıyer Akademi'nde düzenleniyordu. Gençlere ve üniversite öğrencilerine yapay zeka eğitimi şeklinde. Hatta liselere ve gençlere yapay zeka eğitimi başlığıyla çıkmıştı. Ben başvurdum. İlk hafta hatta geç başvurmuştum. İşte arkadaşım göstermişti o zaman. Çok heyecanla başvurdum. Hani çünkü ya veri madenciliği, veri bilimi evet hani. Benim yapmak istediğim konular bunlar. Ve şu an bunun hakkında bir eğitim veriliyor. Motivasyonuna başvurdum. Geç başvurmuştum. Arkadaşlarım başvurmadı. Ben başvurdum. Sonra Uzay Hoca'dan mail geldi. Hani lütfen buyur gel dersimize katıl şeklinde. Ben o zamana kadar böyle minik bir iki girişim yapmaya çalışmıştım lisedeyken. Böyle sosyal lise adına liselerin olduğu platform geliştirmeye çalışmıştık. İşler istediğimiz gibi gitmedi. Sonra üniversite birinci sınıfta bir kripto para geliştirmeye çalıştık. Onda da yine yani geliştirmeye çalıştık dediğimde ben tek kişilik ekiplerdim çünkü o zaman fazla böyle beraber olduğum insanlar olmuyordu. Orada da biraz teknik eksikliklerden ilerleyemiyorduk maalesef. İlerleyemiyordum daha doğrusu. Ben bazen böyle hani işte ekip ruhuyla bahsetmekten seviyorum. Ardından ben bu derse başvurdum, eğitime girdim. Sonra hani gerçekten çok ilgimi çekti. Yani çünkü bayağı güzeldi dersler. Hocalarıma sordum zaten. Yani hocam hani ben böyle bir derse giriyorum istatistikten hocalarım var. Derken hani 3. 4. sınıfta yapacağımız şeyler bunlar. Hani dikkat et kendini uygulamaya çok kaptırıp teoriyi unutma dediler. Zaten hani 4 yıldır bana hep onu çok sürekli olarak vurgular ve söylerler. Çok güzel gitmeye başladı eğitim. Eğitimin sonunda ben siyasal analiz üzerine farklı bir anket çalışması yaptım. Yaklaşık 1000 kişi katıldı. Olay da aslında şuydu. İnsanlara 10 soruda onlara en yakın partiyi soruyor. Partiyi bulmaya çalışıyorduk. Hani bunda da aslında insanlara 10 soru sorup partilerini istedik. Bir anket topladık 1000 veriyle. Sonra orada bir veri, hatta veri değil de hani makine öğrenmesi algoritmalarıyla bir model geliştirdik. Sonra bunu bir web sitesi haline getirdik. İnsanlar da aslında web sitesine girip kısaca 10 soruyu cevapladıkları zaman onlara en yakın siyasi partiyi görebiliyordu.
Bunun arka planında biz aslında siyasi partilerin birbirlerine konumunu görebiliyorduk. Ne kadar yakın olduklarını görebiliyorduk. Bu bize mesela şöyle bir güzellik sağladı. Şöyle ki mesela sürekli olarak her partinin ortak durduğu bir nokta vardı. Eğitimde reform ihtiyacı. Ve biz bu analizi yaptıktan sonra Ziya Selçuk göreve getirildi. Yine işte iki partinin koalisyona gireceği gözüküyordu. Ve çok garip şekilde iki parti koalisyonunu biz anketi yaptıktan sonra açıkladı. Yani böyle çok değişik şeyler görebiliyorsunuz veriyle. Ben oradan zaten bir hani çok aşık oldum yani veri madenciliğine, veri bilimine karşı. Çok sevgiyle bağlanmaya başladım. Hemen çok çılgın şekilde yeni şeyler yapmaya başladım. Bir yandan da bu siyasi analiz projesini geliştiriyorduk. Makalesini yazdık Tuz Hoca'yla. Saraybosna'da sunduk. IEEE'de yayınlandı. Bir yandan da MEF'te bir hocam çağırdı beni. Gel staj yapalım seninle. Benim elimde büyük bir veri var diye. Onunla bir aylık bir staj sürecim oldu. Sonra bir iş teklifi aldım. İlk iş deneyimim de o zaman. Yarı zamanlı olarak çalışıyordum. Haftanın bir günü gidebiliyordum. Okulum çok yoğun olduğu için. Sonra biz arkadaşlarla bir ekip kuralım dedik. Hani yani neler yapabiliriz böyle toplu olarak. Hani bir kişinin neyi var? Hani bir elin neyi var? İşte iki elin sesi var tarzı bir laf vardır ya. O bağlamda biz ekip kurduk. 5 kişilik. Ekibimizi kurduktan sonra ben yine heyecanlı olduğum için bir web sitesi hazırladım hemen. Ekibi kurduğumuz gece web sitesini canlıya aldım. Sonra yarın da gün bizi Koç Finans'tan aradılar. Dediler ki siz neler yapıyorsunuz? Gelin görüşelim sizinle hani. Beraber bir şeyler yapabilir miyiz? Biz de heyecanla Koç Finans'a gittik. Anlattık sonra neler yaptığımızı, heyecanımızı. Onlar da beraber çalışmak istediklerini söylediler. Sonra biz 5 kişilik bir ekiptik. Bir arkadaşımız ayrıldı. 4 kişi Koç Finans'ta çalışmaya başladık. O zaman ilk projemizi geliştiriyorduk. Bir yandan da bu karmaşıklıktan veri bilim topluluğunda Uzay Hoca asistanlığa aldı beni. Yani ben onun asistanıydım, ona yardımcı oluyordum. İşte derslerde içerikler olsun, web sitesinin hazırlanması olsun, belli kısımlarda ben ders anlatıyordum bildiğim konularda. Böyle devam ediyordum. İşte ardından yarışmalara falan katıldık, yarışmalar kazandık. Bir yandan Koç Finans'taki arkadaşlarım yavaş yavaş ayrılmaya başladılar. Ben orada kaldım, devam ettim. Benim pozisyonum değişti. İşte terfi aldım. Yarı zamanlıya tam olarak yarı zamanlıya geçtim stajyerlikten. Aslında böyle sonra bir yarışma kazandık en son Bilişim Vadisi'nde 2019 Aralık'ta. Onlar bize 1 yıllık bir ofis verdiler ve kuluçka desteği verdiler projemizde. Biz de projeyi bir girişime dönüştürelim dedik. Zaten Uzay Hoca'yla biz sürekli olarak konuşuyorduk hani girişimcilik olayını. Daha önce bir deneyimimiz olmuştu TÜBİTAK 1512'de Yaşam Koçum adında. Ancak orada işler istediğimiz gibi gitmedi. Hani TÜBİTAK bizi reddetti. Projemizi birazcık pazarlama açısından yeterli bulmadı iş planı açısından. Hani biz çok fazla algoritma odaklanmıştık o zaman. Ardından bu Samirify diye bahsettiğimiz şirketinde kurduğum hikayesi Bilişim Vadisi'nde kazandığımız yarışmayla başladı. Karmaşık sistemler ve veri bilimi topluluğundan bahsettin. Orada yapay zeka dersleri veriyorsun. Topluluğun ne olduğunu, neleri amaçladığını, ne gibi eğitimler verildiğini anlatabilir misin? Tabii ki de. Şimdi karmaşık sistemler ve veri bilimi topluluğu olarak aslında şöyle bir vizyonumuz var diyebilirim sana. Artık uygulamalı bir eğitim, yani proje odaklı bir eğitimin eğitim sistemini geçirmesi gerektiğini fark etti Uzay Hoca. 2017'de de karmaşıklıktan ve KVE'yi tutan, biz KVE diyoruz bu kısaca, KVE'yi kurmuş. Sonra Sarıyer Akademi'de destek verdi ve ilk eğitimi Sarıyer Akademi üzerinde yapmış Uzay Hoca. Ben ikinci eğitimde dahil oldum ve şu an 7. eğitimde şu an aktif olarak devam ettiriyoruz. Proje odaklı bir eğitim sistemiyle aslında yani öğretilen şeylerin canlı, kullanılabilir ve sürdürülebilir projelere dönüştürmesini istiyoruz. Aslında bu şekilde bir eğitim modelimiz var. Şu an 7 eğitim bitirdik. Yani KVE'nin aslında dediğim gibi vizyonu hem akademik makaleler olsun, girişimler olsun, bunları bu hani sıfır bilgi ama çok motivasyonla gelen öğrencilere teorik ve uygulama kısmını öğretip bunlara çevirmesini, yani akademik makalelere ve girişimlere çevirmesini sağlamaya amaçlıyor. Şu ana kadar 3 tane girişimimiz oldu. Mesela hani Türkiye'de veya belki de dünyada eşi benzeri olmayan bir şeydir. Biz 7 eğitimde totalde 18 öğrencimiz hackathonlarda yarışmalar kazandı. Hackathonlarda dereceler kazandı. 1. 2. ve 3.'lüklere girdiler. Yani bunun eşi benzeri yok. Hani 7 eğitimde totalde 30 kişi aldığımızda 210 kişinin 18'i yarışmalarda 1.'lükler alıyor. Yine startup hani böyle girişim kurmak isteyenler oldu. Zaten biz kendimiz bir girişim kurduk. Bizim dışımızda Buğra arkadaşımız bir girişim kurdu NotWord adında. Yani bizim başladığımız aslında şey dediğim gibi proje odaklı ve çıktılara önem verilen bir eğitim sistemi, eğitim düzeni. Ve şu ana kadar da 7 eğitim düzenledik. Her dönem, her sene 2 eğitim düzenliyoruz. Eylül'de başlıyor birisinin başvuruları ve ilk dersi. Diğerinde Mart'ta başlıyor. Biz bu dönem birazcık geç başlattık eğitimi. Şu an bu yani biz bir yılda tek eğitim gibi bir düzene geçtik. Öyle bir düzen yaptık bu yıla özel olarak. Şu an işte derslerimiz YouTube'dan canlı olarak yayınlıyoruz. Covid olduğu için Sarıyer Akademi'de yapamıyoruz ama Sarıyer Akademi'nin desteğini hala
yanımızda alıyoruz, sürekli olarak alıyoruz. Peki Sarıyer Akademi'ye öğrenci olarak girdiğini biliyorum ve sonradan da Python ve yapay zeka eğitimleri verdiğini de biliyorum. Peki Sarıyer Akademi nedir, ne gibi şeyler amaçlar ve ne tür dersler veriliyor? Bundan bahsedebilir misin? Tabii. Ya şimdi Sarıyer Akademi şöyle aslında, Şükrü Genç Başkan'ın kurduğu bir yer. Şöyle ki, ücretsiz olarak dershaneler kapatıldığı zaman ücretsiz olarak öğrencileri sınavla alıp matematik, Türkçe gibi basit ve hani basit değil de temel derslerin eğitimini veren bir kurum. Bu hani ilkokuldan ortaokula ve aynı zamanda liseye kadar yine eğitimler veriyor, dersler veriyor. Biz oranın yapay zeka kısmında dersler veriyoruz aktif olarak. Hani dediğim gibi Sarıyer Akademi daha çok böyle dershane stilinde eğitimler veriyor. Öğrencileri sınavlara hazırlıyor diyebilirim. Bu tarz kurumların olması bence çok değerli öğrenciler için. Özellikle ücretsiz bir şekilde verilmesi. Samify adında bir girişimin var. Peki bu girişimi kurmak nereden aklına geldi? Aslında biraz bahsettiğin daha önceki sorularla ama yola çıkarken neleri amaçladın ve şu an ne tür işler yapıyorsun? Bahsedebilir misin? Tabii. Ya şöyle ki aslında Summer Fan College içerisinde dediğim gibi Bilişim Vadisi'nde kazandığımız bir yarışma. Bu yarışmayı kazanınca ve hani bir yıllık ofis desteği alınca Bilişim Vadisi'nde hani bunun artık girişime dönmesi gerektiğine karar verdim. Summerify'de biz aslında Türkçe doğal dil işleme üzerine çalışıyoruz. Temelde Türkçeyi makineye anlatabildiğimiz özel bir motorumuz var. Ve bütün ürünlerimizi bu motorun üzerine kurguluyoruz. Yani sektörde karşılaşılan farklı farklı problemler var. Biz bunların 4 tanesine çözüm bulmaya karar verdik. Bunlardan işte birisi sosyal medyada itibar takibinin manuel yapılması. Biz bunu otomatikleştirmek üzerine bir ürün geliştirdik. Yine Türkçe doğal dil işleme konusunda kaynaklar yok. Lan modellerin çoğu yeterli oluyor çünkü Türkçe çok zor bir dil. Biz bu modellerimizi geliştirip bunları API olarak endpointlerle şirketlere, araştırmacılara sağlıyoruz. Bu bir ürünümüz. Yine dokümanları kendi içerisinde sınıflandıran bir ürünümüz var. Çünkü bildiğin gibi şirketlerin dizinlerinde bir sürü doküman var. Ama kimse bu dokümanların ne işe yaradığını bilmiyor. Ve bu dokümanların içine girmedikleri sürece nasıl kullanacakları hakkında da bir fikirleri olmuyor. Biz aslında otomatik olarak dokümanların içerisindeki bilgileri alıp bu bilgileri kullanarak otomatik olarak sınıflandırma yapıyoruz. Yine bu ürünümüz bir de Samnivs adında bir ürünümüz var. Bu da aslında yatırımcı, akademisyen, işte siyasetçi gibi böyle hani zamanı çok az ve çok kritik olan insanlara hitap eden bir ürün. Yani bu kişilerin mesela gündemi takip etmesi gerekiyor ama zamanları da çok değerli. Biz binlerce kaynaktan haberleri topluyoruz ve onların ilgi alanlarına göre haberleri karşılarına getiriyoruz. Bir listeleme hizmeti sunuyoruz. Tabii rakiplerimiz de bunu yapıyor ama bizim buradaki farkımız şu oluyor. Bu 5-6 dakikalık haberleri veyahut da 2-3 dakikalık uzun metinleri kullanıcıların isteğine göre 15-30 veyahut da 45 saniyelik özetler haline getiriyoruz. Bizim buradaki kattığımız değer ve burada da gerçekten çok cüzi bir fiyatla bu işi yapıyoruz. Şu an Samnivs'e Samdok ürünlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Sam Social'ın da önümüzdeki aylarda lansmanını yapmayı düşünüyoruz Sam API ile beraber. Bu ürünlerin hepsinin 4 tane ürün. Bu sosyal medya takibi Sam Social, doğal dil işleme modelleri Sam API, doküman Samdok ve Samnivs'te bahsettiğim haber özetleme aracı. Yani şu an aslında ürünlerimizin yarısını geliştirmiş bulunmaktayız. Önümüzdeki aylarda bunların lansmanını yapmayı planlıyoruz. Çok heyecanla çalışan bir ekibimiz var. Şu an 8 kişiyiz. 6'mız üniversite öğrencisiyiz. Bence bu çok güzel bir şey. Bunu ben gururla söylüyorum her yerde. Çünkü üniversite öğrencilerinin daha 2. 3. sınıfta, hatta şöyle söyleyeyim, hazırlıkta okuyan bir öğrencimiz var ve şu an çılgınlar gibi modeller geliştiriyor. Çok heyecanlılar çünkü. Hani motive insanları toplamayı çok seviyoruz. Özellikle hani öğrenciler bizim için çok daha iyi oluyor. Çok çılgın ve çok agresif şekilde geliştirmelere devam ediyoruz. Pazarda yerimizi alabilmek için. Çok güzel. Tebrik ederim sizi de buradan. Gerçekten çok başarılı işler yapıyormuşsunuz. Peki senin gibi yapay zeka, veri bilimi, yazılım gibi konulara ilgisi olan gençlere buradan neler öneririz? Tabii şöyle yapayım. Yani aslında buradan önereceğim en önemli şey bir topluluğa dahil olmaları. Yani ben bunu her konuşmamda söylüyorum. Kesinlikle bir topluluğa dahil olmanız lazım. Çünkü toplulukta insanlarla tanışıp beraber işler yapabiliyorsunuz. Aslında yani yazılım işlerinde bir ekibin olması her zaman çok daha faydalı oluyor. Özellikle hani bir girişime dönüştürmek veyahut da bir makale dönüştürmek için kesinlikle bir ekibe ihtiyacınız oluyor. Çünkü her şeyi bilemezsiniz. Hani arkadaşınız projenin bir kısmından tutar, siz diğer kısmından tutarsınız ve olayı beraber götürebilirsiniz. Bir topluluğa katılmaları, yine deneyimlerini blog yazılarına dökmeleri. Ben mesela böyle başlamıştım. Deneyimlerimi LinkedIn'de blog yazılarına döküyordum sürekli olarak. Çok fazla insanla iletişim halinde oluyorduk. İnsanlar yorum atıyorlardı, bunu nasıl yaptın, şunu nasıl yaptın, şunu da denesene, şunun hakkında bir yazı gelir mi tarzında. Hani ben de hem kendimi öğreniyordum hem de iş hayatında öğrendiklerimi blog yazısı olarak yazıyordum. Hani bu çok güzel bir şey oluyor. Bunu kesinlikle yapmalılar bence.
Zaten hey, şu an Türkiye'de çok fazla blog yazısı yazmaya başlayan insan oldu. Eskiden kaynak yoktu hiç. Ama şu an ciddi şekilde insanlar yöneldi yani. Medium'dan çok güzel yazılar okuyorum ben. Çok güzel yazılar yazan insanlar var. Hani bence yeni başlayan arkadaşlar da hani kendine bir günlük gibi yazabilirler. İsterlerse bir mesela basit bir site ayağa kaldırırlar GitHub'da. Bunun hakkında çok güzel, yani çok basit yöntemler var. Ona bakabilirler ve ücretsiz olarak zaten sağlıyor size GitHub bunu. Oradan bir web sitesi ayağa kaldırıp günlük şeklinde kendileri yazarlar. Sonra beğendiklerini de ileride Medium'a yayınlayabilirler. Böyle bir şey de olabilir. Ama deneyimlerini yazıp insanlarla paylaşmak gerçekten hem etkileşim almak açısından, hem iş bulmak açısından, hem de yani feedback almak açısından çok işlevsel oluyor. Yani o yüzden bence yani en önemli şey deneyimlerini yazmaları. İkincisi bir topluluğa dahil olmaları. Yani çünkü dediğim gibi topluluk ortamı gerçekten çok farklı ve çok faydalı. Yani hani bu faydadan kesinlikle yararlanmaları gerekiyor bence. Aslında bu şekilde yani hani sürekli olarak motivasyonunu hiç düşürmesinler, çünkü yani yazılımcının en temel kuralı çok fazla hata alıyorsunuz. Yani çok fazla, hani binlerce binlerce, yani o kadar çok hata alıyorsunuz ki artık bir yerden sonra. 2 gününüz, 3 gününüz hatalarla geçti oluyor. Benim çok olmuştu ilk başladığım zamanlarda. Özellikle bu kripto para projesini yaparken farklı bir dil kullandım. Ve yani inanılmaz şekilde böyle 2 gün 3 gün uyumayıp bir hataya baktığım oluyordu. Ama hani bu kesinlikle sizin gururunuzu, onurunuzu veyahut da motivasyonunuzu eksiltmesin. Daha da heyecanlı ve daha da agresif şekilde bence bu alana yönelim. Yani bu aslında bunlar söyleyebileceklerim. Şu an aklıma gelenler. Teşekkür ederiz. Çok güzel önerilerde bulundun. Ederim. Son 2 sorum kaldı. Bunları Tabii. sormadan önce eklemek istediğin başka bir şey var mı diye. Biz bu arada mesela hani girişimcilik yaparken bir kez başarısız olduk demiştim. İkimizde de yine birazcık daha böyle safe takıldık. Hani şöyle ki biraz daha güvenli yolları seçtik. Yani bu nasıl güvenli oluyor? Biz mesela direkt girişime dönüştürüp bir şirketleşmek yerine uzun bir süre şirketleşmedik. TÜBİTAK'ın desteklerine başvurduk. TÜBİTAK 1512 adında bir hibe programı var. Bu eskiden sadece lisans mezunlarına açıktı ama şu an lisans öğrencilerine de açılmış. Yani kesinlikle ona başvurabilirsiniz eğer bir iş fikriniz varsa. 200 bin TL size hibe desteği veriyorlar. Biz 200 bin TL'lik bir hibe desteği aldık. Ardından sürekli olarak bir yandan da işte böyle etrafımızdaki daha önce girişim kurmuş insanlar vardı. Mesela Akın Hocam var, Akın Arslan. Şikayeti var, exit etmiş bir insan. Kendisinde şu an bir sürü girişim var ve bir sürü girişime de ev sahipliği. Kuluçka şirketi var. Biz de mesela sürekli olarak Akın Hoca ile temas halindeydik. Projemiz ve projemizin gelişimini anlattık. Sonra bir yandan hem TÜBİTAK'tan 200 bin liralık bir destek aldık. Ve bir yandan da Akın Hoca bize seed yatırım, yani bir tohum yatırımı yaptı. Ve bu da aslında hani bizim olaya birazcık daha güvenli ve rahat başlamamıza yardımcı oldu. Yani daha küçük bir ekiptense ekibimize yeni insanlar dahil edebildik ve daha hızlı, agresif şekilde geliştirmelerimizi yapmaya başladık. Aslında bu şekilde. Yani bu arada hani yine Summify hakkında çok fazla detay verilebilir. Hani ancak isteyenler lütfen summify.io'ya gidip ziyaret edebilirler. Bu arada okuyabilirler. Zaten biz bütün deneyimlerimizi, yaptıklarımızı da blog yazılarına döküp yine orada paylaşıyoruz Summify'da. Hani orada bizim Summify'daki en önemli şeyimiz şu. Teknoloji olarak 2018 sonrası çıkmış teknolojiyi kullanıyoruz. Yani cutting edge deniyor bu teknolojiye. Biz tamamen bu teknolojide geliştirmelerimizi yapıyoruz. Eski teknolojide kullandığımız hibrit sistemlerimiz var. Ama daha çok artık hani transformer, böyle daha karışık, kompleks ve yeni çıkmış teknolojileri kullanıyoruz. Hani bu da bizi birazcık diğer şirketlerden farklı bir pozisyona koyuyor diyebilirim. Biz Akasis olarak her bir bireyin hayatının arka fonunda bir şarkı çaldığına inanıyoruz. Peki Yomuz Emre Gündoğmuş'un hayatının arka fonu nedir? Düşünüyorum şu an böyle. Ben çok şarkı dinlerim. Çok severim şarkı dinlemeyi. Yani her telden. Ama Nirvana'nın Smells Like Teen Spirit şarkısı benim için çok ayrıdır. Ayrı bir yeri vardır. Zorluklu, böyle işte sürekli düşmeli kalkmalı, hiç pes etmeyen. İşte hani genç ruhu. Yani hiç pes etmeyen ve motive bir yaşam diyebilirim yani. Sana ilham olan, başka gençlere de ilham olmasını istediğin, Akasis'e gelebilecek bir konuk önerin var mıdır bizler için? Tabii ki de. Uzay Hoca'yı çağırabilirsiniz, Uzay Çetin. Akın Hoca'yı çağırabilirsiniz, Akın Arslan. Ya bunların zaten ben iletişim bilgilerini sizinle paylaşıyor olurum. Onun dışında Murat Cebeci'yi paylaşabilirsiniz. Şükrü Murat Cebeci. Yine bizim Samirify'daki ortaklarımızdan ve hani kendisiyle tanışma hikayemiz de Karma Sistem ve Birbirimi Topluluğu'nda öğrenci olarak bizim aramıza katıldı. Kendisi Silikon'da daha önce startuplar batırmış. Türkiye Üstün Zekalar Enstitüsü'nü kurmuş, kurucu başkanlığını yapmış. Şu anda da hem Amerika'da hem Türkiye'de farklı startupları olan bir insan. Gerçekten çok iyi bir insandır. Şu an birazcık kendisi rahatsız belinden dolayı. Ama müsait olduğu zaman kesinlikle katılmak ister diye düşünüyorum. Buraya geldiğin ve değerli deneyimlerini aktardığın için çok teşekkür ederim. Açıkçası ben çok faydalandım. Umarım izleyicilerimiz de çok yararlanabilmiştir bunlardan. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.
Hoşça kalın. Hoşça kalın, görüşmek üzere.